Kocaeli Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami, herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2015 model Clio. Aracımız Sakarya'dan geliyor, araç sahibi yok. Alıcı tarafından, YouTube'dan bizi izliyorlar ve göstermek için bize geliyorlar. Araç alıcısı bizde 3 saatlik sıra olduğu için beklemek istemedi ilkten. Daha sonra fikrini değiştirip sıraya girdi. Çünkü Adapazarı'ndan gelmişti. Sırası ona geldiğinde araçta sol ön kapının ve sol marşberin ve soldan ufak bir hasarın olduğunu biliyordu. Ve piyasanın 10 bin lira altına alıyordu. Araçta neler çıktı? Ben bile tahmin etmedim bu kadar kusur olacağını. 10 bin liraya değer mi bu kusura göre? Bilmiyorum, o da tartışılır tabii ki. Aracın sürücü ebeği ve yolcu ebeği patlak tamirli. Bakın, iki tane vidası takılmış, iki tane vidasının somunları takılmamış. Tüp tamir edilmiş. Buradan kablo ile eklenilmiş. Kendi orijinal airbag değil, tamirli bir airbag. Sağ tarafın torpidosunu kaplamışlar. Sağ tarafın airbag'i kaplı. Bakın, sol direk içten kesilerek. Yani araca kesme tavan koyulmuş. Bakın buradan kaynak izleri. Sağ tarafın direğine geldiğimizde, bakın belirli bir kısmı boya sürülmüş. Buradan eklenilmiş. Hem heybetler patlak, hem tavan değişmiş aracın. Orta direğe görüyorsunuz kaynak yeri. Buradan bu şekilde kaynatılmış. Arka tarafın kaynağını göstermek istiyorum fitilin arkasından. Göründü. Emniyet kemeri bakın patlak. Dirençte kandırılmış. Aynı renk kesme tavan. Araba 2015, tavanımız 2014. Sağ tarafın direğini de göstermek istedim. Bakın kaynaklı yer ve macunlu yer. Arka tarafın direği ve çamurluğu kesilerek kaynak edilmiş. Sağ orta direği ölçtüğümüzde infil veriyor, macun değeri yüksek okumuyor. Ön direğe doğru baktığımızda ön tarafı 90. Bakın infil verdi yine. 300, yani ek yerlerinde macun var. Buradan eklenmiş ve gözükmekte. Puntalar var. Öne doğru punta yapılmış ama sahte bir punta yapılmış. Uğraşmış ustamız. Sağ polide düzeltme işlemi var. Kamerayla göstermek istedim. Aracın sağ ön çamurluğu, sağ far, ön tampon demiri panel, ön kapı çıkma beyaz aynı renk takılmış, sol ön çamurluk, sol ön kapı ve sol marşbiyel değişmiş. Bakın buradan bu şekilde yarım marşbiyel değişmiş. Aracın tekeri, sol ön tekeri 2 santim geride. Arabada sola doğru çekme mevcut. Önce lifte kaldırdığımızda sol şasinin ve sol radyatör bağlantı kolunun düzeltildiğini görüyoruz. Muhtemelen ilk hasarı buradan alıyor. Alt tabanda herhangi bir ezilme, herhangi bir sıkıntı yok. Teker açıları farklı demiştik. Araç sola doğru çekiyor. Rot balansa girecek. Ön tamponu alt kurma plastiği kırık. Onu da belirtmek istedim. Evet değerli abilerim, araçtaki kusurları gördünüz. Aracın hem airbagleri patlak, hem tavan değişmiş, hem ön taraftaki bütün parçalar değişmiş. Piyasanın 10 bin lira altına, tabii ki bu araç piyasanın 10 bin lira altına eder mi etmez mi? Artık yorumlarda siz yazarsınız. Değer mi değmez mi? Tabii ki ben bilmiyorum. Araç satıcısı şu an burada yok. Belki o da biliyor, belki de bilmiyor. Onu da tabii bilemiyorum. Araç alırken mutlaka baktırın, tanıdık olsun olmasın, ekspertize sokun. Yarın öbür mal için, para için arkadaşlığınız, dostunuz bitebilir. Diyelim il dışından araba almaya gittiniz ve orada aracı ekspertize soktunuz. Aracı aldıktan ertesi gün hemen ikinci bir ekspertize sokun ki arasında büyük bir fark varsa mahkeme açtığınızda kazanma olasılığınız artıyor. Kanalımızdaki videoların bir tanesinde aracı başka bir ekspertize yaptırdılar. Daha sonra ertesi gün bana getirip tekrar baktırdılar. Aracın airbagleri patlak çıktı ve bilirkişi tarafından mahkeme açıldı. Bilirkişi bize geldiğinde aracın airbagleri patlak olduğunu kendi de gördü. Ve bilirkişi rapona şöyle yazdı. Aracın
bir günde kaza yapılamayacağını ve yapılsa da hemen toplanamayacağını beyan etti ve aracın geri verilmesini şart koştu ve aracı geri verdiler. Kusurlu aracı satan şahıs 15 bin lira tazminat ödedi. Geçen bir videomun altında bir arkadaşımız bana yorum yapmış. Kendisi airbag tamircisiymiş. Diyor ki ben artık senin sayende diyor artık airbaglere etiket yaptırdım. Etiket basıyorum ve hiç kimse artık bu airbaglerin patlak olduğunu anlayamaz. Araba 2015'te 2015 etiket yapıştırıyorum. 2014'te 2014 etiket yapıştırıyorum dedi. Kardeşim sen bunu yapıştır. Bak bakalım ben anlıyor muyum anlamıyor muyum. O zaman görürüz. Videomuzu beğenerek sayfamıza abone olmayı unutmayın. Daha böyle ilginç videolarımız var. Bunları zamanla paylaşacağım. Facebook ve Instagram sayfasından bizleri takip edebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi günler.